Hiçbirimiz sevdiğimiz insanların kırılmasını, üzülmesini istemeyiz. Onları mutsuz görmeye dayanamayız. Anneler mesela çocuklarının mutsuzluğundan hani bakar bakar bu çocuk kendi niye böyle hep mutsuz böyle üzülür. Evlatlar böyle annelerine babalarına der ki ya böyle bir türlü mutlu olamıyorlar. Hani niye bunlar böyle mutlu değiller? Ee, sevgililer arasında o eşinizin, sevgilinizin mutsuzluğu ya da arkadaşınızın böyle sürekli kronik mutsuzluğu, asık suratı sizi etkiler. Şimdi bundan, bunlardan insan olarak hepimiz etkileniriz. Etkilenmek ee, nereye kadar normal, nereden sonra artık biz bu etkilenmeye karşılıklı bağımlılık demeliyiz. Şimdi karşılıklı bağımlılık değil bir önceki videonun başlığı, bunun da başlığı karşılıklı karşılıklı bağımlılık değil ama arkadaşlar karşılıklı bağımlı mısınız diye hayat bilgisi oynatma listesinde herkese açık bir video var. Bu videoyla pek çok bağlantılı var, ha, bağlantılı video var. Karşılıklı bağımlı mısınız videosunu sonra not alın şimdi, sonra ben buraya hani link e, veremesem de Tülay Kök karşılıklı bağımlı mısınız yazın çıkacaktır. Şimdi evet ya ben onu hani üzmek istemiyorum yani, yani üzüldü ve böyle bir suratlı surat asıyor ve ben yani orada etkileniyorum. Yani onun suratı düştüğü zaman hevesim kaçıyor moralim bozuluyor cesaretim kırılıyor bundan çok etkileniyorum ve sonra diyorum ki 3 günlük dünya değer mi ya? Yani annemin de kalbini kırmaya hani onun için. Şimdi yorumlardan bir tanesini aldım burada. Yorumun sahibi biliyordur zaten. şimdi bir önceki videonun altındaki yorumlardan bir tanesi arkadaşlar. Çoğumuzun yaşadığı bir şey olabilir. Anne babasıyla yaşadığı yetişkin bir insan anne babasıyla yaşadığı bir sorunu dile getirmiş. Doktorum egzersiz yap, spora yazıl dedi. Ama ben annem istemediği için sırf bunun için yazılmadım ve ağrılarım da oluyor. Olsun diyorum. Onlar annem baban. Sizce bu doğru mu? Kendimiz için, dünyalık işler için onları kırmak doğru mu? Ee, anne babanın isteklerini ne yapacağız? Allah rızası, anne babanın rızası da, gazabı da, e, anne babanın gazabıdır diye düşünüyorum. Ee, üç günlük dünya işi için anne babamızı kırmaya değer mi? Kalp kırmaya değer mi? Çok net bir şekilde söyleyeyim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya değmez bu dünyada. Hiç kimsenin kalbini kırmayın arkadaşlar. Çocuğunuzun kalbini kırmayın annenizin babanızın kalbini kırmayın. İş arkadaşlarınızın, komşunuzun kesinlikle hiç kimsenin kalbini kırmayın. Peki o zaman tanımlamamız gereken şey kalp kırmak ne demek? Şimdi soruyu soran kardeşimiz. Şimdi beli ağrıyor. Yani doktor diyor ki yani işte fizik tedavi, işte bunu hastanın şey yapmaya spora gitmen lazım. Yani spor iyi gelir, muhtemelen doktor böyle bir öneride bulunmuş ama annesi babası o spora gidince surat asıyormuş. O da diyor ki yani istemiyorlar, kırılıyorlar ve ben de gitmiyorum. Yani değer mi? Ha. Bu soruyu okuduktan sonra arkadaşlar kalp kırmakla ilgili sözlükleri açtım, sözlüklere baktım, biraz makale okudum. Kalp kırmanın ne demek olduğunu bilmediğimize karar verdim. Biz gerçekten kalp kırmanın tanımını, şimdi o zaman beraber lütfen çok ihtiyacımız var buna, kalp kırmak ne demek? Lütfen ona bir bakalım. Sözlük anlamıyla söylüyorum. Kaba bir sözle ya da davranışla bir kimsenin gönlünü incitmek. Yine okuduğum yazılardan bir tanesinde şöyle söylüyordu. Birinin istemediği şekilde ona e, davranma neticesinde onun ruh halini olumsuz bir hale getirmek. Yani biz bir şey yapıyoruz, bir şey söylüyoruz. Bir başka yerde başka bir tanım. Kaba ve ters davranışlarla onu gücendirmek. Yani davranış olarak, söz olarak bir şey yapıyorum burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Kalp kırmak, lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Kalp kırmak karşımdaki kişiye yönelik bir harekettir. Ben ona bir şey söylerim, ona bir şey yaparım, on, on, ona kötü söz söylerim ya da böyle öyle bir şey yaparım ki söz söyle, hani kötü söz küfür müdür sadece diye de bir yazımız var. Videosu da var sanırım kötü söz sadece küfür müdür? Değildir tabii ki. Öyle bir söz edersiniz ki küfür etmekten dersiniz ki yani keşke sen yani bana öyle bir bakış atarsınız ki bazen. Yani dersin ki yani keşke gelseydin, bağırsaydın, çağırsaydın bana yani bu kadar. Ama öyle bakmasaydın. O bakışını hiç unutamıyorum. Şimdi evet kalp kırmayacağız. Bunun için de kalp kırmanın tanımının ne demek olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. ...kalp kırıp kırmadığımızı anlamakla ilgili biraz böyle örnekler hazırladım arkadaşlar, egzersizler. Ee, lütfen buna çok ihtiyacımız var. Yani bu konuya... ...özellikle de karşılıklı bağımlılıkla ilgili, tekrar söylüyorum hani az önce de söyledim, karşılıklı... E, ...bağımlılık noktasına, hani bu etkilenme derecemiz, o zaman ne oluyor? Diğer insanın... ...bir surat asmaktan yola çıktık ama... ...diğer insanın bütün duyguları... ...bizim hayatımızı yönetmeye başlıyor. Orada şimdi ne yapacaksınız? Şimdi... Spora gitmeyip sonra da Mesela spora gitmediniz tamam çünkü surat asıyorlardı Spordan gidip geliyordunuz böyle Şimdi çok katmanlı bir konu da Arkadaşlar yavaş yavaş gidelim Sakin sakin gidelim Burada katman katman anlatmak istediğim çok şey var Devam videolarını yaparız Spora gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz Doktor söyledi Fiziksel olarak da diyorsunuz ki Evet ya bir iki yaptım iyi geldi Ama gidiyorsunuz geliyorsunuz Anneniz babanız mutsuz ve diyorsunuz ki ben kendi iyiliğim için bir şey yapıyorum. Onlar neden surat asıyorlar? İki tür burada davranış şekli var. İkisi de yanlış. Birincisi spora gidip geliyorum. Annemin babamın evde suratı, belki de eşimin suratı, belki de kayınvalidemin suratı. Gidiyorum geliyorum bir karış surat. İki tane yanlış olan şey var yaptığımız. Birincisi bir şeyi de beğensen, bir yaptığımı da takdir etsen, bir kere de desen ki bir kere de benim mutluluğumla mutlu olsanız olsan olsanız bir kere de deseniz ki ya bir kere de destek olsanız kendim için bir şey yapıyorum ya bak orada tanıdık da var işte para da vermiyor ikna etmeye çalışıyorsunuz İyi bir şey yaptığınızın onayını almaya çalışıyorsunuz bu çocuk ego durumuna ait bir davranıştır. Bu beklentinizden kurtulun. Elbette insan şunu ister. Bakın bunu istemek çok normal. İsteriz ki biz. Ya mutluluğumla mutlu olsun annem babam ya. Bak ben mutluyum gidiyorum geliyorum. Ama o diyor ki işte gidiyorsun da geliyorsun da işte burada şu kalıyor da dersin kalıyor da evde bulaşık çocuğuna Çocuğunla ilgilen. Bir sürü şey söylüyor. Ben yapıyorum. Kendim için doğru bildiğim bir şey yapıyorsam bunun onayını da inanın kimse vermek zorunda değil. Evet biz çocukken anne babaların onay vermesi önemli ama bir noktadan sonra ben yetişkin bir insanım artık. 20 yaşında bir insanım, 25 yaşında bir insanım. Keşke. Genç bir insanım. Yani ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama onaylamıyorlar. Burada yine nereye geldik arkadaşlar? Kendimize inanmıyoruz. Yaptığımızın doğru olduğuna inanmıyoruz. Cesaret bekliyoruz. Destek bekliyoruz. Ama artık biz küçük bir çocuk değiliz. 10 yaşında olsak destek bekleriz. Motivasyona ihtiyacımız vardır ama artık 30 yaşında, 40 yaşında insanlar yaptığımızı beğense de beğenmese de gitar kursuna mı gidiyorsun? Pilatese mi başladın? Hani ne bileyim işte ev mi aldın, ev mi sattın, maddi bir şeyler mi yaptın, işe mi girdin, işten mi çıktın? Harekete mi geçmek istiyorsun? Amacın her neyse. Üniversite okumaya mı karar verdin? Cesaretimi kırıyorlar. Yok sadece beğenmiyorlar cesaretini falan kırmıyorlar. O sadece onaylamıyor. Birisi sizi onaylamadığında lütfen cesaretiniz kırılmasın. Kimsenin size onay borcu yok. Yetişkin bir insansanız, annenizin de yok, baba... Ha tabii ki de onaylanmak çok güzel. Onaylanmak çok güzel. Siz benim videolarımı beğendiğinizde, yorum yaptığınızda, hadi yapalım birer tane 8. dakikada, yorum yaptığınızda, videolar öne çıktığında, destek olduğunuzda, kanalımızdaki, mavi odadaki videoları izlemediğiniz halde destek olmak için katıldığınızda, bana destek ben çok mutlu oluyorum tabii ki de bu bana cesaret veriyor güç veriyor o güzel mesajlarınız okuduklarım okumadıklarım gözden kaçırdıklarım ne güzel bir şey yaptığının bir şeyin beğenilmesi ama beğenmeyen de olabilir sevmeyen de olabilir olabilir zaten beğenilmemeyi de onaylanmamayı da göze aldığınızda harekete geçebiliyorsunuz. Burasını anladık. Hiç kimsenin bize onay borcu yok. Ben mutlu olduğum şeyi yapıyorum. Çok mutluyuz. Üç gün tatile gittik. Dönüşte kayınvaldem salladı suratı. Neymiş onu da niye götürmemişiz? Neymiş paraları böyle çarçur ediyormuşum? Neymiş bir oğlunu şöyle... Ben tatile gidiyorum. E Kayınvalidem mutsuz oldu. Annem... Bırak kayınvalidemi annem bile mutsuz oldu. Arkadaşlar. Evet çok güzel bir şey. Keşke herkes herkesin mutluluğuyla mutlu olsa. Valla güzel yürekler böyledir çünkü. Güzel yürekler, iyi yürekler. Ee, ben bir şey doğru bulmasam bile o mutluysa derim ki yani sen mutluysan. Hani ben onun bir şey yapmasını istemiyorumdur. Ben onun mutlu olmasını istiyorumdur. Bir anne olarak bakarsın o mutlu. Ona bakarsın. Benim istediğim gibi olur, benim istediğim gibi olmaz. Şimdi bu noktada biri size diyorsa ki, anneniz diyorsa, eşiniz diyorsa, kayınvalideniz diyorsa, kim diyorsa, kırıldığın yani böyle kırıldığını söylüyorsa ya da böyle kırıldığını ima ediyorsa böyle anladınız ki böyle mutsuz. Hemen kendinize bir soru sorun. Önce kendinize sorun. Onu kıracak bir şey yaptım mı? Ben ne yaptım? Tatile gittim. Ben ne yaptım? Bulaşıklar varken kitap okudum. Ben ne yaptım? Onun istemediği bir okula okumaya karar verdim. Ben ne yaptım? Onun istemediği bir şehirde yaşıyorum. Onun istemediği bir yere taşındım. Onun istemediği kıyafetleri giyiyorum. Ben ona ne yaptım? Bu soruyu lütfen yazın. Ben onu kıracak. Çünkü neydi? Kalp kırmanın tanımına bir daha bakalım. Kaba bir sözle ya da davranışla sözlük yazıyor bakın ben demiyorum. Kaba bir sözle ya da davranışla bir kimsenin gönlünü bakın kalp kırmak için benim bir özneye ihtiyacım var ve ona yönelik bir şey yapmama gerek, gerek var. O kişiyi hedef alan bir şey yapmalıyım diyebilirsiniz ki ama kayınvalidem onu sinir etmek için yaptığımı düşünüyor. Orada da kendinize samimi olarak sorun. Gerçekten onu sinir etmek için mi yapıyorsunuz? Ona inat olsun diye mi yapıyorsunuz? Onu gıcık etmek için yapıyorsanız tamam. Art niyetiniz var mı? Bunu da burada bana da söylemenize gerek yok. Kimseye de söylemenize gerek yok. Hepimizin önünde var değil mi defterimiz, defterlerimizi alıyoruz. Defterlerimize yazıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Ama şunu yaparsanız kalp kırmış olursunuz. İlk soruyu soran örnekteki... Pardon. Soruyu soran örnekteki arkadaşımıza... Spora gitmedi. Çünkü o surata dayanamadı. Gitmedi. Sonra beli ağrıdı, tutuldu, ambulans çağırdı falan böyle acile gitti. Ondan sonra da anne babasına dönüp sizin yüzünüzden spora bile gidemiyorum hayatımı mahvettiniz hiçbir şeyimi beğenmiyorsunuz hiç sizin yüzünüzden şöyle oldu hayatım mahvoldu hala bir, bir, türlü bitmediniz dediği an anne babasının kalbini kırmış olur bu kalp kırmaktır senin yüzünden ben bak siz izin verseydiniz bunu bunu söyleyen kişi 25 30 35 yaşında sizin için yapmadım işte bak şu anda bu hale geldim sizin yüzünüzden dediğiniz an artık siz o kişiye karşı hakaret etmiş oluyorsunuz. Ne yapmış oluyorsunuz? Onu suçlamış oluyorsunuz. Diyebilirsiniz ki, "E suçlu değil mi?" Arkadaşlar, e, suçlu da olabilir ama biz e, yani hakim şey yani hukuk hani alanda hani böyle bir şey yoksa biz hiç kimseyi yargılama, suçlama hakkına sahip değiliz. Bunu da çok konuşur. Bunu biliyorsunuz. Mavi Oda'daki arkadaşlarım biliyorsunuz. E, ya da olmasanız da hayat bilgisi yani en az 1-2 senedir benle beraber olanlar artık bunu biliyor. Terapi odası konuları kitabını okuduysanız, yine bunu biliyorsunuz. Suçlamaya hakkım yok. Çünkü hiç kimse hiçbir şeyin suçu olamaz. Bu çok derin bir konu. Bunu şimdi bırakıyorum. Bunu çok konuştuk. Çünkü sonra isterseniz ayrıca tekrar kırılırız. Tekrar konuşuruz. Kırılmayız inşallah. Kimse kimseye kırılmaz. Burada mesela biz bir topluluk olarak arkadaşlar bence çok güzel bir şey oluşturduk. Ee, ve kimse kimseyi kırmıyor. Hiçbiriniz benim kalbimi kırmıyorsunuz, bir üslup var artık tek tük aradan inanın bin tane de bir tane belki böyle üzücü, beni kıracak bir şey çıkıyor. Ben de onları zaten sayfaya erişimini engelliyorum. Ama onun dışında eleştirilerimizi de bana söyleyeceğiniz önerilerinizi de o kadar güzel yapıyorsunuz ki size bütün desteğiniz için canı gönülden teşekkür ederim. Yani sizin o yorumlarınız, o desteğiniz, kanala katılımınız olmasaydı herhalde bu video işi çoktan yani 6 ay çeker sonrasında muhtemelen devam etmezdi. Şu an ana işim haline gelmezdi bu kadar çok hazırlanmazdım anlatmak için böyle olmazdı teşekkür ederim karşılıklı kalplerimiz karşılıklı birbirine akıyor tüylerim inanın diken diken oluyor bunu söylerken evlerinizde belki televizyonda beni dinliyorsunuz evlerinize konuk oluyorum mutfakta dinliyorsunuz böyle dayıyorsunuz beni çok güzel yani olmak istediğim yerdeyim çok mutluyum Allah razı olsun hepinizden bazen yollarda karşılaşıyoruz böyle güzel karşılaşmalar yaşıyoruz. O zaman da çok mutlu oluyorum. Beni görürseniz falan lütfen gelin yani yanıma. Çok mutlu oluyorum. Böyle sarı, çok sarılmıyoruz. Ben çok sarılmıyorum. Yani şey yapamıyorum da hala. Ee, ama el ele tutuşuyoruz. Böyle gönülden gönülle bir şey akıyor aramızda. Neyse. Sıkılmamışsınızdır inşallah. Bir de şöylelerimiz var arkadaşlar. Onlar yeni gelenler diyor ki... Mesela şu yorumu alıyorum. Tabii buna kırılmıyorum ama... Yani şunu söyleyeyim. Ya Tülay Hanım işte böyle arada bir şey söylüyorsun da çok uzuyor da... işte sadede söyle işte 3 madde 5 madde. Arkadaşlar iyileştiren şey ilişkinin kendisidir. Ve burada biz bir ilişki kuruyoruz sizinle. Ben sizinle inanın aneta bir ilişki kuruyorum. Bilmem bunu hissediyoruz birbirimiz. Ve iyileştiren şey hani terapi bakın psikoterapiler genellikle 50 dakika 45 dakika 1 saattir. Ben yaparken 1 saat yapıyorum. O 1 saatin içinde belki 10 dakikası gerçekten. Geri kalanı aslında o ilişki. İlişki. Bizim burada kurduğumuz ilişki bu ilişkiyi kalır. Burada hani arka fonda radyo dinler gibi bunu siz din ha ben de bilirim bunu kesmeyi, yapıştırmayı, kesmeyi, yapıştırmayı bilmediğimden değil. Hepsini öğrendim. Yapamadığımdan değil. Ama yapmamaya karar verdim. Çünkü kendi dinlediğim yani bu tarz yoğun içeriklerde arka arkaya bunu siz yüklediğiniz zaman bunu size geçmesi çok zor oluyor. Var öyle kes yapıştır kes yapıştır. Bunu daha önce de söylemiştim. Sohbet ediyoruz arkadaşlar. Siz de yazın mesela. Ben sohbet bir şey söylüyorum. Siz de yazınız. Okuyorum onları ben sonra. Hemen şu anda yazın mesela. Öyle. Ay vallahi sizle sohbet etmek çok güzel. Kendinize sordunuz. Ben ona yönelik davranışlarımla, sözlerimle ima, herhangi bir şey yapmış olabilirim. Ben onu incitmiş olabilir miyim? Sonra da direkt o kişiye direkt sorabilirsiniz. Kırıldığını söyledi ya da böyle kırgın gibi duruyor. Kırıldığını söylediyse, a çok üzgünüm. Ya seni kıracak yani ne yaptım bilmek isterim. Senin böyle hissetmen, yani senin böyle hissetmene çok üzüldüm. Ee, yani buna sebep olacak bir şey yaptıysam, yani yapmış olabilirim. Lütfen bana bunu söyle. Neye kırıldığını bana söyle. Söylüyor mu? Yoksa ya ya sen ne yaptığını benden daha, sen ne yaptığını daha iyi biliyorsun. Yok ben bilmiyorum. Ama söylersen bunu düzeltebilirim. Bakın sakin bir şekilde iletişime devam edin. Belki de gerçekten bir şey yapmışsınızdır. Fark etmemişsinizdir. Söyler, özür dilersiniz. Gönlünü alırsınız. Ama e, sen biliyorsun ne yaptığını. Sen benden dayayabilirsin. Bu tür imalara lütfen e, izin vermeyin. Sorun. Hangi sözüm, hangi hareketim senin böyle hissetmene neden oldu? Anneniz dedi ki sonra ya da eşiniz ya da kayın... Kimse. Ya işte biliyorsun ben sana hemen eve gel diyorum. İlla işten çıkınca o bir saat illa yani spora gidiyorsun. Ben burada yalnızım işte. Ben burada böyle işte çocuk bakıyorum. Ben burada şuyum. Hani diyorum yani bir saat erken gel diyorum. Gelmiyorsun. Bazen iki saat geç geliyorsun. Bilemiyorum ben de bu durum karşısında. Benim spora gitmemden dolayı bir mağduriyet yaşadığını söylüyor. Ay yine çok çetrefilli bir örnekten girdim ama dur bunu tamamlayalım. <laughs> Diyelim ki mağdur değil arkadaşlar. Dur o mağdur hani bizim yaptığımız bir davranıştan dolayı o kişi bir sorumluluk taşıyorsa orası başka. Orası da bambaşka da ee, teker teker gidelim. Ben sadece bana iyi gelen bir şey yaptığım için o kişi bunlar rahatsız olduysa ben kalp kırmış falan sayılmıyorum. Yani tabii ki bunu onayla ama diyebilirsiniz ki ya tabii ki yani senin bunu onaylamadığını biliyorum, seni sevmediğini biliyorum. Bana iyi geliyor deyip devam etmeniz lazım orada. Yolunuza devam etmelisiniz. Evet etkileneceksiniz, evet suçluluk ama hayır. Şimdi i̇şte oraya da geleceğiz. Kalp kırmak meselesini bitirdikten sonra eminlik meselesine de geleceğiz. Eğer birisi size kendinizle ilgilendiğiniz için. Ya ben sana işte gitme diye diyorum, O kadar para verme diyorum hani falan. Siz de ama yani kendi onun kazandığı parayı harcıyorsanız başka. Ya da çocuğunuzu ona bırakıp geziyorsanız başka arkadaşlar. Orada başka çözüm yolu yani orada haklı olabilir. Ama kimseye zararı yok yaptığınız şeyin. Oturuyorsunuz. Her akşam bir, bir saat kitap okuyorsunuz. Kimseye zararı yok. Hiçbir şeyi aksatmıyorsunuz. Diyorsunuz ki kimin de zararım var? İşte orada kırılan insanların kırılan yeri kalbi değildir. Evet bir kırıklık söz konusudur. Ama şunu çok net ayıralım. Nefsani arzular, insanların bitmeyen, doymak bilmeyen talepleri olabilir der, daha çok ver. İnsan kurban isteyen bir canlı. Hani ben yaşamadım, ben kendimi kurban ettim, sen de kurban et. Özellikle rahmetli hocamız Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü vardı çok en sevdiğim sözüdür. Diyor ki dünyadaki bütün kötülüklerin anası yaşanmamış yaşamlardır. Çünkü diyor yani yaşayan insan aynı zamanda onu yaşadığı için yani yaşamıştır. Dolayısıyla yaşayan insanlara baktığı zaman ay der canlarım benim ya ve be, işlerim benim ya böyle. Allah rahmet eylesin. Hoşgörüyle bakar ama kendini kurban etmiş insanlar ileride kendi hayatını yaşayan insanlara karşı son derece bencil ve hoşgörüsüzdür. Ben kendimi feda ettim sen de şimdi feda edeceksin. Yani zombi gibi böyle hani ver. Yaşama yani ben yaşamadım sen de yaşama. Çünkü senin yaşadığını gördüğümde kendi yaşamadığım aklıma geliyor. Bu da yapabileceğiniz bir şey yok. Burada bu kişilerin kırılan, evet bir kırgınlık var ama bu bir egosal bir kırgınlık, egosal bir incinmişlik. Sizinle bilgisi yok. İnsanların egolarının kırılması ve incinmesi sizinle, evet. Onlar kimsenin kalbini kırmayın ama siz e, inandığınız şeyler yapıyorsunuz diye. Kırılan insanların da kırılan noktalarının e, kalpleri değil, e, egoları olduğunu e, unutmayın. Şimdi e, arkadaşlar video 20 dakika oldu ama bitmedi. E, çekebilirsem devam edeceğim. Çünkü e, şey var. Burada bir egzersiz de vereyim de ondan sonra. Şimdi burada bir kısacık bir egzersiz vermek istiyorum. Devamı gelmezse söyleyin de sonra devam edersek açarız. Kendinize şu soruyu sorun. Ben eş olarak anne olarak, baba olarak, arkadaş olarak, abla, kimse hayatınızdaki önemli rolleri bir tanımlayın. Evet ben hayatta bir, bir işte şu iş yerinde şu görevdeyim. İşte eşimin karısıyım, kocasıyım, annemin evladıyım. Önemli rollerinizi yazın. Ve daha sonra da önemli dostlarınızı yazın. Sonra da işte arkadaşım Tülay. Diyelim ki arkadaşınız. Bu kişi için önemli olan şeyler ne? Bakın bir, bir insan için gerçekten önemli olan şeylerin Dikkatler dağıldı mı arkadaşlar? Dikkatler dağılmış olabilir. 20 dakikayı geçti. Bir derin nefes alalım. Ben de şöyle bir oturalım kalkalım. Bir bardak çayımızdan. Arkadaşlar afiyet olsun. Şimdi bir insan için gerçekten önemli olan şeylerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bilemediniz iki elin parmakları. Yani benim için kritik değerde önemli olan şeyler yani hoşlandığım ya da hoşlanmadığım şeyler. Hani birdir, ikidir, yani üçtür, beştir. Şöyle olabilir bazen. Birisi size böyle yüz tane şeyle geliyor olabilir. Şimdi bunlar da çok ayrı da. Bu egzersiz arkadaşlar dur. Bu egzersizi neyse şimdi bir sonraki videoyu hemen yükleyemem. Merak eden için söyleyeyim. Şimdi şunu yapın arkadaşlar. Evet annem. Annem için ön, anneniz ne derse desin. Siz şöyle baktığınızda gözlediğinizde onun için çok önemli olan beş tane madde. Yani evet bu onun kırmızı çizgisidir. O size kırmızı çizgileriyle, o bütün her yeri kırmızı çizgilerle donatmış olabilir ama siz baktığınızda onun bile bilmediği ama onun gerçekten hassas olduğu noktalar vardır. Ee, diyebilirsiniz ki işte bu el şakası sevmez. Şakadan çok anlamaz. Böyle şaka yapmamak lazım ona çünkü küser. Çayı çok sever. Yorulduğunda ona çay demlediğinde o güzel olur. Köpekten korkar. O eve gelirse köpeği kapatmak lazım. Evin ayakkabıyla basılırsa zaten cinlerin tepesine çıkar. Buzdolabına bir şeyin ağzına... Ha, bu, bunun, bunlar bunun için çok önemli. Yani benim için önemli değil ama sonra bir kişi daha diyorsunuz ki işte evet eşim arabanın içinde yemek yenmesi onun işte kırmızı çizgisi haftada iki günün işte spora gidiyor bu onun olmazsa olmazı işte hasaya gidiyor yeğeni var evet çok sevmiyorum yeğenini ama yeğenine çok düşkün ve bulaşık makinesi evet bulaşık makinesi bıçaklar bıçaklara çok düşkün bıçakların bulaşık makinesine atılmasına hoşlanmıyor ya da anneniz ya da kimse bunlar onun için onun değer verdiği önemsediği şeyler kadar dikkat edeceğiniz şeyler. Bunlara özenmek lazım. Sonra bakacaksınız diyeceksin ki yani onu ben hani dikkat ediyorum zaten. Evet onun için önemli olan şeylere ben de özeniyorum. Ben de özeniyorum. İşte onun şöyle hassasiyetleri var. Böyle hassasiyetleri var. Onlara dikkat ediyorum. Ona saygı duyuyorum. Ortak yaşam kuralları içerisinde, biz çerçevesinde. Ama onun dışında onun bitmek bilmeyen talepleri ya da bir türlü mutlu benim sorumluluğum değil. Ben yapmam gerekeni yapıyorum. Vicdanım rahat. Ben kimsenin kalbini kırmadım. Ben hiç kimsenin kalbini kırmıyorum. Kimseye kötü söz söylemiyorum. Kimseye suçlamıyorum, eleştirmiyorum ama kendi yolumda, kendi bildiğim doğrularla ilerliyorum. Bu da bazı insanları mutlu etmiyor. Keşke mutlu olsalar, keşke mutluluğumla mutlu olsalar, keşke seçimlerimi onaylasalar. Hareketlerimizi başkalarının onayı, başkalarının beğenisi, başkalarının surat asması hareketlerimize yön veriyorsa arkadaşlar karşılıklı bağımlılıkla ilgili bir durum söz konusudur. Onay arıyoruzdur. Yetişkin yaşta hala evet onaylamak çok güzel ama onay gelmezse hani onay olmadığında sinirlenmek, öfkelenmek yani doğru bildiğiniz bir şey varsa yaparsınız, hoşunuza gidiyorsa yaparsınız. Ama birileri de bu yaptığınız şeyleri beğenmeyebilir. Bu noktada dur video isimler çıkarmıştım. Şimdi karşılıklı bağımlılık, kendin olma cesareti ve yetersizlik hissiyle ilgili hatta bir oynatma listesi var. Bunlar herkese açık. Kararsızlıkla da ilgili. Hani insanlar bizim karar vermemize engel oluyorlar ya böyle. Hani onlar öyle yapınca, onlar öyle olunca ben de yani ne yapayım hani? onları eğer bugün çekebilirsem bugün çekip hemen arkasından yükleyeceğim Mavi Oda'da da kararsızlıkla ilgili 4 videoluk bir şey var uzun uzun bir şey, video var ders var uzun uzun arkadaşlar bunları da lütfen izleyin çok teşekkür ederim iyi ki varsınız kocaman öpüyorum görüşmek üzere